Balke Scout'tan herkese merhaba. Bu videoda her başkanın en büyük vaadi olan kalıcı gelir konusunu ele alıp kendi kalıcı gelir fikrimizi anlatacağız. Sizce hangisi? Bizim fikrimiz Balıkesir Spor Akademi takımları. Kulübümüzde iki ana oyuncu grubu bulunuyor. Profesyonel takım ve akademi takımları. Profesyonel takımda sezonda ortalama 30 oyuncu yer alıyor dersek, sizce bu sayı akademi takımları için kaç olabilir? Net bir sayıyı hesaplamak oldukça güç olsa da, en yoğun oyuncu grubu alt yaş gruplarında yer alıyor. Peki bu oyunculardan kulübümüz kalıcı gelir elde edebilir mi? Bunun için neler yapılabilir? İlk olarak kulüpte akademi mentalitesi ve kültürü yerleştirmek için adımlar atılmalı. Akademi takımları ayrı bir şekilde değerlendirilmeli. En önemli konu da istikrarsız yönetimlerden ve A takımın oluşturduğu problemlerden uzak tutulmalı. Kendi içinde sürdürülebilir planlamalar yapılmalı. Akademi takımlarının tüm sorumluluğu filyatta, sadece teknik heyete bırakılmamalı. İdari kadrolar aktif şekilde rol alarak, yalnızca bir yaş kategorisi için değil, tüm takımların organizasyonlarında sorumlu olmalıdır. Oyuncular için yeterli şartları hazırlama idari kadroların, sportif sorumluluk ise teknik heyetindir. Aktif ve eşit şekilde çalışacak idari kadrolarla, teknik heyetin üzerinden büyük bir iş yükü kalkacaktır. Odak noktası tamamen futbol olacaktır. Deplasman maçları, takımlar için bir kaos haline gelmemeli. Oyuncuların konaklama ve beslenme gibi temel ihtiyaçları, teknik heyetin maaşları, gider ve külfet olarak görülmemelidir. Bu tarz kişilerin, değil kulüpte, camiada bile yeri olmamalıdır. Siyasiler, yöneticiler ve dostların, takım kadrosuna müdahalesi söz konusu olmamalıdır. Bu konuda teknik heyete baskı oluşturmak, kulübe olduğu kadar, ailelerin çocuklarına yaptığı en büyük hata olur. Başarısızlığı kabul etmek, formayı isteyen biri için, başarıya atılan büyük bir adımdır. Bu durum hem teknik heyete hem de kendi evlatlarımıza yaptığımız büyük bir saygısızlık olacaktır. Akademi projesi için ayrı bir kaynak oluşturulmalıdır. Bu konuda birçok farklı görüş olacaktır. Kendi fikirlerimizi önereceğimiz videoda sizin de bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bizim için 3 ana başlıkta kaynak ayırmak mümkün. Sponsorluklar, futbol okulları ve transfer politikaları. Akademi için alınan sponsorluklar, sadece bu takımlar için kullanılmalıdır. A takım için bu kaynakların eritilmesi, sürdürülebilir akademi planlarını bozacaktır ve yeni gelecek sponsorları da belki etkileyecektir. Bu konuda net bir güven ortamı oluşturulmalıdır. Futbol okulları farklı konularda katkı sağlayacaktır. İlçelere ve Balıkesirli nüfusun yoğun olduğu şehirlerde, gerekli şartları sağlayan kişilerle açılacak bu okullar, küçük yaşta kulüp sevgisi, yeteneklerin takibi ve düzenli maddi gelir konusunda destek sağlayacaktır. Bu okulların önemini, ülkemizin en iyi akademi kulüplerinden Altınordu'dan örnekle anlatalım. Ülke genelinde futbol okullarına sahip olan Altınordu'nun U19 oyuncusu, Tunahan Öztürk. 2002 doğumlu Tunahan, 2013'te Çorlu'da bulunan Altınordu Futbol Okulu'na gidiyor ve 2 yıl sonra İzmir'deki merkez takıma alınıyor. Yaklaşık 8 yıldır Altınordu formasını giyiyor. Oyuncu gelişimi 8 yıldır takip ediliyor, aynı zamanda oyuncuda büyük bir aidiyet duygusu oluşuyor. Ayrı ve daha detaylı bir konu olarak inceleyeceğimiz transfer politikalarına, akademi konusunda da değinmek yerinde olacaktır. Scouting raporları olmadan, üzülerek söyleyeceğimiz, menajerlerin tavsiyeleriyle yapılan transferler sonucunda son yıllarda, bir dakika süre almayan futbolcular mevcut. Bu oyunculara ve menajerlerine yapılan harcamalar bile akademi için başlı başına bir kaynak olabilir. Camiada zaman zaman yaratılan, sadece Balıkesirli çocukların oynatılması isteği de modern futbola ters düşmekte. Bu kişilerin akademide örnek gösterdikleri, Altınordu U19 takımında şu an sadece 4 İzmir doğumlu oyuncu bulunmakta. Scout ekipleri, akademide etkin şekilde çalıştırılmalıdır. Erken yaşta kulübe kazandırılan oyuncular, daha uygun bütçeyle oynayabilecek ve kulüp aidiyetiyle beraber gelişimi takip edilebilecektir. Futbol okulları kadar, geniş bir scout ağı bulunan Altınordu'nun, U19 takımının 17 oyuncusu, küçük yaşlarda bu ekipler sayesinde kulübe kazandırılmıştır.
yaratılacak belki de en verimli kaynak, başlatılacak üyelik kampanyası olacaktır. Öz kaynaktan, öz kaynağı olarak isimlendirebileceğimiz bu kampanyayla üyelerden düzenli ödemeler alınarak, akademi için büyük bir kaynak oluşturulabilir. Mevcut durumda 50 Türk lirası olan üyelik ücreti yükselebilir ya da aynı fiyatta tutularak daha fazla insanın üye olması sağlanabilir. Akademiden bir oyuncunun başarısıyla sevinecekler, oyuncuların ailesi, üzerine emek veren kişiler dışında, en çok taraftarlar ve Balıkesir spor camiası olacaktır. Bu yüzden sadece akademide kullanılması yönünde gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde, camianın katılımının yüksek olacağı inancındayız. 5000 üye ile yıllık 250 bin Türk lirası gelir, akademiye aktarılarak büyük bir adım atılabilir. Böyle hayati öneme sahip bir projede kontrol mekanizması, en son anlatılsa da en önemli konudur. İdari ve sportif olarak ayrı ayrı kontrol edilebilir sistemde, sportif kontrol kendi kendine işleyecektir. Akademi takımlarında başarı, şampiyonluk değildir. Bir üst yaş grubuna ve günün sonunda, profesyonel takıma çıkardığın oyuncu sayısıdır. Anlattığımız ve camiamızda oluşacak yeni fikirlerin hayata geçmesiyle, başarının geleceği örnekleriyle mevcut olduğu için diğer konuyu ele almak istiyoruz. Hayallerimizi sizlere sunduğumuz, bu anlatımda en büyük kontrol bizleri izleyen camiamıza düşmekte. Öncelikle A takımdan çok, akademi takımlarına sahip çıkmalıyız. Hayata geçmesi halinde, büyük kaynakların oluşacağı akademinin gelir gider durumlarını yönetimlerden, bir yıllık kongre dönemlerinde değil, belirli periyodlarda almalıyız. Camia olarak bu konuda baskı oluşturmalıyız. Kongreye başkanlık eden yönetimlere, akademiyle ilgili sorular sormalıyız. Ayrılan kaynakların nereye harcandığını bilmeliyiz. Akademide görevli yöneticilerin ne projeler ürettiğini, projelerin son durumunu sormalıyız. En basitinden, federasyonun akademi ligleri için gönderdiği paraların doğru yerde kullanıldığının peşine düşmeliyiz. Akademiye destek olan herkesi öğrenmeli, Balıkesir Spor Camiası'na yaptıkları katkılar için onure etmeliyiz. Kongrede bu konuları konuşarak, gelecek bir sonraki başkanlara, akademi bizim kalbimiz, en kıymetlimiz mesajı vermeliyiz.